karada, denizde ya da havada. Türkiye son yıllarda insansız araçlar konusunda birbirinden önemli işlere imza atıyor. Arkamda gördüğünüz dijital birlik konsepti de bu başarıyı daha ileriye taşıyacak projelerden biri. Dijital birlik konsepti olarak adlandırıyoruz. Bu sene lansmanını yaptığımız bir konsept. Burada müşterek, robotik ve otonom sistemleri görüyorsunuz arkamda. Dijital birlik dediğimiz zaman askeri ortamların dijitalleşmesinden ve sayısal ortamda birbirine bağlı sistemlerden bahsediyoruz. Bunlar ağ destekli olarak birbirleriyle haberleşebilen sistemler. Bunun da getirdiği çok çeşitli avantajlar var. Bu avantajların başında komuta kademesinin savaş sahasında olan biteni net ve şeffaf bir şekilde görebilmesi geliyor. Hızlı ve etkin karar verebilmek için de savaş sahasının gerçekten neresine ne olduğunu bilinmesi çok önemli. Askeri sistemler önümüzdeki dönemde mevcut askerlerin üzerine takılan sensör ve iletişim sistemleriyle insan ve insansız sistemlerin bir arada çalışmasını kapsıyor. Dolayısıyla bunların haberleşmesiyle kapasitesini bir miktar daha arttırmış olacağız. Burada gördüğünüz bütün ürünler yerli üreticiler tarafından üretiliyor. Tabii ki çeşitli komponentler yurt dışından gelenler var ama bunlar hem maddi anlamda hem de sistemlerin bileşen bazında düşük bir oranına tekabül ediyor. Çok büyük oranda yerli ve milli diyebiliriz. Bu sene içerisinde saha denemelerini gerçekleştiriyoruz, iyileştirmeler gerçekleştiriyoruz ve bu iyileştirmeler neticesinde de en kısa zamanda envantere girmek için hazırız diyebiliriz.